Baba, benim seni Buse ile acıyla tanıştırmam lazım. Bu sefer o da benden hoşlanıyor. Geçen gün bana aşağılık pislik dedi. Kesin benden hoşlanıyor. Baba, ben namaza başladım. Aferin oğlum. Baba, bizim okulda dün bomba patladı. Geçer oğlum zaman, böyle şeyler. Ya baba, sen beni dinlemiyor musun? Dinliyorum oğlum. O nasıl bir dinleme şekli? Niye oğlum, ne oldu ki? Sen Ayşegül ablayla mı bozuştun? Birazcık. Alo anne, ne haber? İyidir oğlum, senden ne haber? İyiyim. İşte babamla bir parkta kahvaltı ediyoruz. Birazdan da beni okula bırakacak işte. Akşama geleme, tamam mı? Çok özledim ben seni. Tamam. Peki o adam orada mı? Şişt, çok ayıp ama. Sen akşam gel, hem onu da konuşuruz. Tamam, beni alır mısın okuldan? Alırım tabii. Hoşça kal. Tamam anne, görüşürüz. Şimdi kadın erkek ilişkilerinde en önemli şey karşılıklı ilişkidir. Deme ya. Evet. Karşındakini olduğu gibi kabul edeceksin. Yani oynamur gibi habire böyle mıncıklayıp durmayacaksın. Allah Allah. Tabii yani baba, bizim de az çok tecrübemiz oldu. İyi peki Sinan Bey, bundan sonra sen de nakıl alırsın. Al baba ya, al. Ben sana her türlü ilişki koçluğu yaparım. Ayıpsın. Oh be, sonunda yüzünü güldürebildik. Ayşegül abla, babam çok üzgün. Oğlum, bak anneni özledin diye akşam seni almasına tamam dedim. Anladın değil mi? O Sadrettin oradaysa eğer, o adamdan uzaktır. Anladın mı oğlum? Neredesiniz? Beni okula bırakıyor şimdi. Sen beni dinliyor musun? Evet baba. Oğlum kimle mesajlaşıyorsun sabah sabah? Hiç. Bir arkadaşla. Bu bir arkadaşın adı Buse olabilir mi acaba? Hı? Ya baba, özel hayatıma bu kadar karışmasan mı? Tamam peki Sinan Bey, affedersiniz. Senin o özel hayatını da yerim. Öyle olsun bakalım.